Değerli Sele Okumaları seyircileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda geçen derste başladığımız İhlas Risalesi'nden okumaya devam edeceğiz. Değerli Mütteş Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, geçen dersimizde bu bahsetmiştik, 20. ve 21. lemalar İhlas hakkındadır diyor üstadımız. Evet. Yani 21. lema biraz daha bütün Müslümanların beraberliği nasıl sağlanabilir? Hangi duyguları doğru değerlendirmekle, hangi ölçüleri doğru değerlendirmekle sağlanabilir? Onun bize açıklamalarını, derslerini vermişti. Ayetlere, hadislere de dikkat çekerek, onlardan manalar çıkararak. Bunun sonuna geldik, 20. lemanın o sonunu okuyalım. Geçen dersimizde bu 6. sebepten okuduk ama zamanımızın sonuna geldiği için bir bölüme dikkat çekemedik. Uygun görürseniz Tabii o buyurun. 6. sebebin o tavsiye kısmından, yani evet Müslümanlar arasında ihtilaf var ama bu ihtilafı nasıl çözebiliriz? Hangi anlayışla, hangi bakış açısıyla çözebiliriz? Orada çok güzel bir tavsiyesi var. O tavsiyeyi de tekrar bir okuyup ondan sonra Evet. 7. sebepten devam ederiz. Aslına bakarsanız çok defalar sık sık tekrarlamak lazım bu Evet, çok ifadeleri. çok önemli. Benim çok Evet. hoşuma giden bir tavsiye bu. Bütün Müslümanların bunu hatırında tutması lazım. Evet. Onlar da yüzlerce ayet-i kerime, yüzlerce hadis-i şerif bizim birlik ve beraberlik halinde olmamızı gerektiriyor, emrediyor diye ona dikkat çekiyor. Bunu bir tekrar hatırlayalım inşallah. Evet. Ey ehli hak, ey hakperest ehli şeriat ve ehli hakikat ve ehli tarikat. Bu müthiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek yek diğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz. Ve izâ merru billâg ve merru kirâma, edeb-i fürkânî ile edepleniniz. Yani biraz hocam çok önemli. Yani bir ihtilaf var Müslümanlar arasında, bir farklılık var. Hep üzülüyoruz. Bu suçlamak, üzülmek bir çözüm değil. Peki nasıl çözeceğiz bunu? İlaçlar var Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden. Bunlardan bir tanesi, bir diğer Müslüman kardeşimin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz. Çok önemli. Dayandırdı ayet-i kerimede bu ölçüyü, ders aldı ayet-i kerimede ne? Ve izâ merru billâhvi merru kirâmen. Edeb-i Fırkan ile edeplenme. Herhalde esas hata teşkil etmeyen konular değil mi? Yani elbette, yani bir adam benim dinime hakaret ediyorsa, tenkit ediyorsa elbette ki cevap vereceğim de. Yani birlikte bir hizmet yapıyoruz. Bir grubun, bir cemaatin, bir vakfın, bir Evet. sedakanın içindeyiz. İnsanız, hatamız da olur, kusurumuz da Herkesin olur. mesleği meşrebi Mümkün farklı oldukça olabilir. biz açılarımız farklı olabilir. Mümkün oldukça Evet. anlayışlı, çocuğumuzu nasıl sevdiğimiz için, şefkat ettiğimiz için hatalarını tebessümle karşılıyorsak, kardeşimizin, arkadaşımızın bazı hatalarını da anlayışla, tebessümle karşılayabiliriz. Bizim dostluğumuz önemli, bizim birlikte Evet. olmamızı gerektiren ortak noktalarımız var. Bunlar önemli. Kardeşimizdir, insanlık halidir. Affedici olmak gerekiyor. Nefis var, şeytan var, Tabi. insan hissiyatı var, her türlü şey Yani o uhuvveti bozmaya etken. etken, yani buradaki ayet-i kerimenin meal olarak da şöyle buyurmuş, bu Furkan suresinin 72. ayeti. Onlar boş ve değersiz şeylerle karşılaştıklarında kendilerini bulaştırmadan izzet ve şereflerini koruyarak geçip giderler. Yani bir arkadaşında bir kusur gördüğün zaman hiç görünmezlikten gel, yürü. Sen hedefine doğru devam et. Evet. Bizim belli bir hedefimiz var. İslamiyet'i öğrenmek istiyoruz. İslamiyet'i insanlara ulaştırmak, öğretmek, tebliğ etmek istiyoruz. Bu amaca doğru devam edin siz. Küçük şeylerle takılıp vakit kaybetme. Evet, ceviz kabuğunu doldurmayan meselelere Heh, sen vaktinizi sarf böyle etmeyin. birbirinize öyle tenkit etmeyin. Kusurlarınızı görmemeye çalışın. Bu çok önemli bir Kur'ani bir ders. Evet, ve Evet. devam ediyor. Ve harici düşmanın hücumunda dahili münakaşatı terk etmek ve ehli hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telakki edip yüzer ayat ve ehadis-i nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp bütün hissiyatınızla
ehli dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Çok önemli bir tavsiye. Yüzlerce ayeti kerime, yüzlerce hadis-i şerif şiddetle emrediyorlar. Neyi emrediyorlar? Uhuvvet, muhabbet, taavün. Yani yardımlaşmak, kardeşliği, sevgiyi evet. ve yardımlaşmayı emrediyor. Müslümanlarla yardımlaşmayı evet. emrediyor. Bunu bir kere unutmayacağız. Ve eğer dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz, beraber olunuz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Burada tabii çok önemli bir nokta, ihtilafa düşmeyiniz şeyi üzerine durmak lazım. Yani biz hep bekliyoruz ki ya benim bir cemaatim, bir grubum var. İşte bütün insanlar gelsinler, o grupta toplansınlar, böylece birleşmiş olalım. Böyle bir şey mümkün değil. Bu buharı talep etmek olur. Yani önemli olan hedef doğru ise, değil mi? İtikada da doğru ise, evet. iyi niyetli ise, beraber olmak, yardımlaşmak, hoşgörülü olmak, o da kardeşim, o da kardeşim, hedeflerimiz aynı. Yani birbirinizde ihtilafa düşmeyiniz demek de tenkit etmeyin, birbirinizle uğraşmayın. Aynı evet. hedefe doğru bir geniş bir caddedeki Kur'an yolu, geniş bir caddeyi kübra. O geniş bir caddede 8-10 tane kulvar var. Sen bu kulvarda git, o da bu kulvarda gitsin. Hedef aynı. Hedef tabii doğru. tabii. Herkesin aynı yani, hizmet tarzını takip etmesi zaten de matlup olmaz ki. Mümkün değil. Çünkü birisi Kur'an öğretecek, birisi fıkıh konusunda çalışacak, evet. birisi öğrencilerle uğraşacak, iman konusunda çalışacak. Yani o kadar çok hizmete medar, hizmeti gerektiren konular var ki. Yani her bir hizmet dava eden grup bir tarafı ele alacak, bu iş öyle yürüyecek. Tabii tabii. Yani fakirlere yardım etmek de bir hayırlı hizmet. Elbette, elbette. İmam Hatip yaptırmak da, Kur'an kursu açmak da, değil mi? Bir yerde sohbet düzenlemek, bir dergahı yaşatmak, bir Nur talebelerin yaptığı gibi iman sohbetleri düzenlemek. Evet. Talebelerin kalabileceği yerler, evler, barınma evleri açmak, onlara burs bulmak, hepsi birbirinin tamamlayıcısı. Hangi şeyle meşgul oluyorsa bir kardeşimiz tebrik etmek lazım. Hayrun nasu men yefeun nas. Yani insanlara, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı olandır. Yani tabii ki bu faydalar içinde de en önemlisi ebedi hayatına faydalı elbette, olmaktır. Elbette. Ama dünyasına da faydalı olsun, o da güzel. Ama en güzeli ebedi hayatını kurtaracak hizmetlerde yani bulunmak. Geçen dersimizde okuduk ya, bu tarz daha güzel denilebilir. Elbette evet. ki herkese göre şu meşguliyet. Şu evet, hizmet elbet. Şekli daha güzel, daha faydalı, daha önemli diyebiliriz. Biz de diyoruz ki insanların imanını kurtarmak hele bu zamanda daha önemli. Ama bir başka meşguliyetlere de saygı duyarız. Evet. Allah hepsinden şimdi iman hepsinin razı temeli. Olsun. Çünkü imansız cennete gidemez. Yani dolayısıyla tabii. iman en birinci şart. Tabii. İman olduktan sonra diğer hizmetler hangisini tercih ediyorsa olabilir. O kendi tabii. tercihi. Yani iman en önemli ama biz demiyoruz ki iman doğru birileri yanlış, iman hizmeti doğru birileri yanlış. O da doğru, o da güzel, o da evet. gerekli, o da faydalı. Önem konusundan hani biz önemli gördüğümüz için bunu tercih ediyoruz, buna ağırlık veriyoruz. Evet. Yoksa bu doğru da birileri yanlış şeklinde değil kesinlikle. Evet. Hepsi de güzel, hepsi de doğru. Evet. Böyle küçük meseleler için kıymetli vaktimi sarf etmekten ise o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymetli şeylere sarf edeceğim deyip çekilerek ittifakı zayıfleştirmeyiniz. Çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğiniz çok büyük olabilir. Bir neferin bir saatte mühim ve hususi şerait dahilindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazen geçmesi gibi bu ehl-i hakkın mağlubiyeti zamanında manevi mücahede mesailinde küçük bir meseleye sarf olunan senin kıymetdar bir günün o neferin o saati gibi 1000 derece kıymet alabilir. Bir günün 1000 gün olabilir. Madem livecihillah'tır, o işin küçüğüne, büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. İhlas ve rızayı ilahi yolunda zerre yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır.
Madem neticesi rızayı ilahidir ve mayesi ihlastır, o küçük değildir, büyüktür. Evet. Yani burada önemli bir hakikate daha dikkatimizi çekti. Şahsi fazilet mi daha faziletlidir, önemlidir şahsi faziletle uğraşmak? Yani Kur'an okumak, ilim yapmak, manevi kemalat sahibi olabilmek, evret okumak, nafile namaz kılmak, şahsiyetimizi yükseltir, tesbihle, zikirle meşgul olmak mı? Bir de insanlara faydalı olmak için bir kimseye bir iman hakikatini ulaştırmak, anlatabilmek, bir kitabı ona ulaştırabilmek. Veya bir hizmet onun, konusunda, onun tedbirinde, istişarelerde bulunmak, yardımcı olmak. Yani o iman hizmetinin tamamlayıcısı olan bir meseleye katkıda bulunmak mı daha faziletli, yoksa evimizde oturup Kur'an'la, ilimle, tesbihle, zikirle meşgul olmak mı daha önemli? Görünüşte sanki daha güzel, daha mübarek gibi görünüyor. Evet, doğruluğu doğru. Mübarek bir niyet, gayret. Ama insanlara faydalı olmak daha faziletli. Evet. Yani Müslümanlarla görüşmek, yani bir yerde sohbete gitmek. Ya ben şimdi evimden çıkacağım, otobüse dolmuşa bineceğim, bir saat git, bir saat gel. Ben evimde bu kaybettiğim iki saatte 200-300 Kur'an okurum diyebilirsin. İşte öbürü daha faziletli. Bazen senin nazarına küçük olan hakikatta büyük olabiliyor işte. Bazen çünkü, zerre yıldız gibi olur çünkü, diyor. Çünkü yukarıda ne dedi? Yani Müslümanların mağlubiyeti zamanında. Yani Müslümanlar şu anda maalesef mağdur, mağlup. Maalesef eziliyorlar, mağdur oluyorlar. Her tarafta, dünyanın her tarafında bak sahip çıkabiliyoruz. İşte Doğu Türkistan'da Müslümanlar büyük zulümler yaşıyorlar. İşte Yemen'inde, Mısır'ında, şurada, burada. Yani bunlara değil mi koruyamıyoruz? Suriye'de yine Müslümanlar. Hani bu kadar mağlubiyetler var. Biz evimizde oturup da zikrimizde, Kur'an'ımızda meşgul olmak da evet bir ibadettir. Yanlış değildir ama o diğer insanlara yardımcı olmak. Bir taraftan da üzülüyoruz. Gençler, işte deist olanlar, ateist olanlar, namazı terk edenler, birçok ahlaksız şeylere heveslenenler, gayrimeşru bir hayata, Avrupa tarzı bir hayata heveslenen gençler çoğunlukta. Şimdi bunlar dururken, yani ben bir kişiyi bile bu yangından kurtarabilirsem, bir kişinin bile ahiretini cehennemden kurtarabilirsem, değil mi? O çok önemli, çok faziletli. Nasıl ki, yani askerlikte çok anlatılır bu hadis-i şerif. Bazen düşman karşısında soğuktan donma tehlikesinin olduğu bir zamanda tutulan bir gecelik nöbet, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Hatta bazı rivayetler ömür boyu yapılan ibadetlerden hayırlıdır. Dünyada çünkü şartlar her şeyden hayırlıdır gibi. Çünkü şartlar zor. O zor şartlarda senin o tuttuğun bir nöbet öyle bir nöbete denk gelebilir ki sen büyük bir zarardan o ülkeyi, o şehri kurtarabilirsin. Bu bakımdan yani Müslümanların böyle mağlup olduğu, İslam'a hücumların çok arttığı, din dışı, din karşıtı hareketlerin, fikirlerin çok yaygın olduğu bir zamanda senin yani insanların İslam'ı öğrenmesi yolunda yaptığın çok küçük bir hareket Allah'ın indinde çok makbuldur, çok hayırlıdır, çok faziletlidir. Evet. Madem Allah içindir, özünde ihlas vardır, Allah'ın rızası vardır, o küçük değildir, büyüktür. Büyüktür. Bunu böyle evet bilelim. Yani yalnız kalmayalım, Müslümanlarla birlik beraberlik halinde olalım. İslam'ın yücelmesi için gayret gösterenlere destek olalım, katkıda bulunalım, onların içerisinde arasında olmaya gayret edelim. Yalnız kalmayalım. Evet. Yani bugün 1 milyar Müslüman varız diyoruz, övünüyoruz ama bakıyorsunuz ki bir varlık gösteremiyoruz. Niye? Dağınığız, tek tekiz. Yani biraz önceki dersimizde geçti. Ne diyor? Hani din karşıtı gruplar ehli dalalet bir grup oluşturmuş, cemaat oluşturmuş, örgütlenmiş. Bir derneğin, bir STK'nın, bir kurumun şeyi çatısı altında Müslümanlara, İslam'a hücum ediyor. Müslümanlar ise tek tek. Yani dahi bile olsanız tek başına bir, hani nasıl ki tek kişi dünyanın en iyi nişancısı, en güçlü insan olsun bir taburla savaşamaz, değil mi? Yani sen de ona karşı bir tabur oluşturman, yani bir grup, bir cemaatin içinde yer alman daha doğru bir hareket ki dinimiz de bunu istiyor. Dinimiz de zaten Müslümanların birlik, beraberlik halinde, yani cemaat halinde olmasını emrediyor. Evet, zaten buyurun. Bu usta veciz bir ifade de var Bediüzzaman'ın. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla bir millettir.
Evet, milletini düşünmek. Yani sadece kendi nefsini, kendi geleceğini düşünmek değil, biraz da yani etrafa, ümmete bakmak, mesaisini tabii, başkaları için imanı kurtarmak uğrunda bir cehd ve gayret içinde olmak. Vakıf insanlar deniyor bunlara değil mi? Hayatına, hayır hizmetlerine böyle vakıf etmiş, de değerli insanlardan olmak. Hayır hasenatla meşgul olmak. Herkesin illaki parayla yardım etmek şart değil. Parası olan parayla, ilmi olan ilmiyle, sağlığı yerinde olan gücüyle, kuvvetiyle, zamanını ayırarak illaki yeter ki istesin, ona da uygun bir hizmet, bir meşgale, bir meşguliyet vardır. Evet. Vardır. Yedinci sebep, ehli hak ve hakikatin ihtilaf ve rekabetleri kıskançlıktan ve hırsı dünyadan gelmediği gibi ehli dünyanın ve ehli gafletin ittifakları dahi civan mertlikten ve uluv-u cenaptan değildir. Bakın burada her sebebin başında üstadımız böyle bir şeyle giriş yaptı. Yani hiçbir zaman Müslümanları tenkit etmiyor, aşağılamıyor. Yani Müslümanlar arasında bir ihtilaf var ama bu ihtilafın sebebi Müslümanların dar görüşlülüğünden yok, birbirlerini çok kıskanıyorlar da ondan biz hep böyle giriş yapıyoruz. Bu çok yanlış. Zaten din karşıtları Müslümanları sürekli aşağılıyorlar, tenkit ediyorlar, itibarsızlaştırıyorlar. Bütün dünyanın gözünde de bu sefer ya Müslümanlar hep böyleler gibi böyle bir bakış açısı oluşturuyor, bir algı oluşturuyorlar. Biz de bu algıya destek olmayalım, Müslümanları tenkit etmeyelim. Evet. Evet, Müslümanlar da elbette büyük düşünüyorlar, dinlerine sahip çıkmak istiyorlar, kesinlikle kıskanç değiller, dinlerini düşünüyorlar. Ama doğru yerde bunları kullanamadıkları için bazen sonuçta bir mağlubiyet oluyor. Bu duygumuzu, dine sahip çıkma duygumuzu nasıl doğru yolda kullanabiliriz? Şimdi onun bize dersini verecek. Evet. Öbürlerinin görüşle birlik, beraberlik olmasının çok yüksek düşüncelerinden değil ehli dalaletin. Onun farklı sebepleri var, ona da bir iki kısaca değinecek. Belki ehli hakikat, hakikattan gelen uluv-u cenab ve uluv-u himmet ve tarik-i hakta memduh olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve naehillerin girmesi yüzünden bir derece suistimal ettiklerinden rekabetkerane ihtilafa düşüp hem kendine hem cemaat-i İslamiye'ye ehemmiyetli zarar olmuş. Demek ki bu İslam'a hizmet eden grupların birbirlerini rakip gibi görmeleri bu bir yanlış bir anlayış. Rakip değiliz. Çünkü müsabaka yarışmak değil mi? Hayırda yarışınız diye şey var, emirler var, ayet-i kerime var. Hakta, hayırda yarışınız ama bu yarışma birbirini rakip gibi görme anlamında değil. Yani bir örnek uygun olur mu? Basit bir örnek ama mesela bir öğrencinin bütün amacı nedir? Öğretmeninin değil mi? Gözüne girmek olmalı. Yoksa bir başka öğrenci arkadaşı da o da gayret etsin, onu kıskanmak, onu engellemek. O niye fazla gözüne giriyor da ben niye giremiyorum gibi değil de o da girsin, sen de gir. O da sevilen bir öğrenci olsun, sen de sevilen bir öğrenci ol. Yani ben de Allah'ın sevdiği, onu memnun etmiş, onun rızasına uygun bir Müslüman olayım, öbürü de olsun. Allah'ın rahmeti, muhabbeti hadsiz. Herkese yer var. Herkese yer var yani. Sen onu kıskanmana hiç gerek yok. Evet. Birlikte Allah'ın rızasını kazanmak için yarışalım. Bir de peki naehillerin girmesi yüzünden dedi ya. De yani kaçıpayım derken göz çıkaranlar da oluyor tabii ki. Yani insan bu tabii illaki duygularına yenilemeyen, başka bir grubu, başka bir hocayı, başka bir cemaati öyle kendini rakip gibi gören, ehil olmayan insanlar da olabiliyor bir grubun içinde. O onun şahsına münhasır bir şey, hata gibi görmek lazım. Bir de şu da var ciddi tabii ki. Ciddi almamak lazım. Kurt gövdenin içine girdi diyor ya, hani bir de Müslümanların birlik ve beraberliğini bozmak için özellikle içlerine nüfuz edip de yani onlardan görünüp, halbuki aleyhlerinde çalışanlar da var o tabii da, ki. O da elbette ki var yani. İstihbarat örgütleri de boş durmuyor maalesef. Müslümanlar güçlenmesin diye de içlerine girip dedikoduları, tefrikaları körükleyen görevlilerin de olduğunu tahmin ediyoruz. Evet. Onlar da var maalesef.
bunlara alet olmamak için, bu oyunlara gelmemek için işte bizim bu ölçülerle bakmamız lazım. Kardeşlerimize, evet, müsamakarına bakmak. Tabii bu işin temelinde de yine ilim yatıyor yani. İnsan mesleğini, hedefini bilmeli. Yani ne zararlı, ne faydalı, yani en iyi hizmet tarzı nedir veya hizmet, evet, hangi şartlarda, yani istikamette yapılmalıdır tarzında bu işin düsturlarını, kaidelerini, sünnet vecihlerini, bunları hep bilmesi lazım. Tabii. Aksi takdirde yani rastgele yani belki hizmet yapıyorum diye yanlış hareketlerde bulunduğu takdirde o zaman hem kendisine hem de başkasına hem de hizmet grubuna zarar verebiliyor, evet, bilmeden. Onun için dediğiniz gibi bilerek, iyi niyetle o, tabii, grup içerisinde ben buraya faydalı, evet, olmak istiyorum. Tabii. Niyetimiz bu olmalı. Ama kimseye zarar vermeyeyim hassasiyetimiz, evet, olmalı. Ehli gaflet ve ehli dalalet ise meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak ve menfaat için prestij ettikleri reislerini ve arkadaşlarını küstürmemek için zilletlerinden ve namertliklerinden, hamiyetsizliklerinden mutlak arkadaşlarıyla, hatta deni ve hain ve muzdır olsalar dahi halisane ittihat, hem menfaat etrafında toplanan ne şekilde olursa olsun şerikleriyle samimane ittifak ederler, samimiyet neticesi olarak istifade ederler. Yani zannedilmesin ki bir dünyevi maksatlarla kurulmuş veyahut da yanlış İslam dışı bir düşünce, ideolojiye kabul ettirmek, yaymak için kurulmuş kurumlarda, STK'larda, şirketlerde, neyse yapılarda bu tür ihtilaflar, bu tür ehli insanlar yok zannedilmesin, onlarda da var. Yani insanın olduğu yerde, topluluğun olduğu yerde illaki naahiller, kötü niyetliler, art niyetliler, evet, ahlaksızlar, menfaatine düşkün insanlar her grupta var. Ama o gruplarda adamın bir menfaati var, o grupta bulunduğu için. O menfaatin hatırı için görmüyor, sineye çekiyor. Hakarete maruz da kalsa sineye çekiyor. Sineye çekiyor. Ben şimdi buradan diye sesimi yükseltir, burada biraz kavga edersem, bu mevkiyi, bu pozisyonu, bu maaşı başka yerde bulamam. Kaybederim. Ha, bu itibarı, evet, bu maaşı, bu geliri başka yerde bulamam. Bu gelirimin hatırı için hadi görmeyeyim, sineye çekeyim. Duyuyor bazı insanlar burada bir sürü ahlaksızlıklar yapıyorlar, menfaat temin ediyorlar. Şu işi yapmış, bu işi yapmış, şundan rüşvet almış ama sesini çıkarmıyor. Yani şimdi o dünyevi bir mesele için bu şeyi gösteriyorsa bizim de hakkın hatırı âlidir. Burada önemli olan beraber bir hayır yapıyoruz. Şimdi bu birlikteliğimize zarar vermeyeyim düşüncesiyle biz de bazı arkadaşlarımızın, ehil olmayan bazı arkadaşlarımızın böyle ufak tefek kusurlarına takılmamak lazım. Onlarla sürtüşmemek, kavga, münakaşa, nizah çıkarmamak lazım. Evet. İşte ey musibetzede ve ihtilafa düşmüş ehli hak ve ashab-ı hakikat, bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rıza-i ilahiyi münhasıran gaye-i maksat yapmadığınızdan ehli hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. Maalesef. Umur-u diniye ve uhreviyede rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı. Ve hakikat noktayı nazarında olamaz. Çünkü kıskançlık ve hasedin sebebi bir tek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden müzahame, münakaşa, müsabaka sebebiyle gıptaya, sonra kıskançlığa düşerler. Dünyada bir şey-i vahide çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle insanın hadsiz arzularını tatmin edemediği için rekabete düşüyorlar. Fakat ahirette tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi. Bu dipnotu okuyalım şurada. Okuyalım, evet. Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual. Rivayette gelmiş ki cennette bir adama 500 senelik bir cennet verilir. Bu hakikat aklı dünyevinin havsalasında nasıl yerleşir? 500 senelik cennet. Dünyevi aklımıza biraz zor geliyor. El cevap. Nasıl ki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muvakkat bir dünyası var.
ve o dünyanın direği onun hayatıdır. Ve zahiri ve batını duygularıyla o dünyasından istifade eder. Güneş bir lambam, yıldızlar mumlarımdır der. Başka mahlukat ve ziruhlar bulunmaları, o adamın malikiyetine mani olmadıkları gibi, bilakis onun hususi dünyasını şenlendiriyorlar, zinetlendiriyorlar. Aynen öyle de. Fakat binler derece yüksek. Her bir mümin için binler kasır ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka, umumi cennetten 500 sene genişliğinde birer hususi cenneti vardır. Derecesi nispetinde inkişaf eden hissiyatıyla, duygularıyla cennete ve ebediyete layık bir surette istifade eder. Başkalarının iştiraki onun malikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi kuvvet verirler. Ve hususi ve geniş cennetini zinetlendiriyorlar. Evet, bu dünyada bir adam bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrengâhtan ve bir aylık bir memleketten ve bir senelik bir mesiregâhta seyahatinden ağzıyla, kulağıyla, gözüyle, zevkiyle, zayikasıyla, sair duygularıyla istifade ettiği gibi. Aynen öyle de. Fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fani memleketteki kuvve-i şamme ve kuvve-i zayika, o baki memlekette bir senelik bahçeden aynı istifadeyi eder. Ve burada bir senelik mesiregâhtan ancak istifade edebilen bir kuvve-i basıra ve kuvve-i samia, orada 500 senelik mesiregâhındaki seyahatten o haşmetli, baştan başa ziynetli memlekete layık bir tarzda istifade eder. Her mümin derecesine ve dünyada kazandığı sevaplar, haseneler nispetinde inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, müstefit olur. Evet, güzel bir hadis-i şerife de dikkat çekti. Yani niçin yaptı bu açıklamayı? Dünyada Allah rızasını yapan hizmetlerde birbirimizi rakip görmeye, kıskanmaya, birbirimizle münakaşa etmeye hiç gerek yok. Allah'ın biraz önce buyurduğunuz gibi rahmeti bol, mülkü geniş. Mesela bir hadis-i şerife dikkat çekti. Dedi ki, Cenab-ı Hak ehli cennete 500 sene büyüklüğünde bir cennet veriyor. Yani bu işlerin ücreti yani cennette. Binlerle kas saraylardan, hurilerden oluşmuş has bahçesi herkesin olacak. Özel bir bahçesi olacak. Çok binler büyük. Huri ve binler saraylar olacak içinde. Bir has bahçenin dışında bir de evet. Yani gezmeye kalsanız 500 sene gezebileceğiniz çok da büyük bir cennetten de istifade edeceksiniz. Şimdi bu büyük cennetten başkalarının da istifade etmesi bizim istifademize bir engel değil. Çünkü yani dünyada ortada bir makam var, tek bir makam var. O makama herkes girmek istiyorsa orada bir rekabet oluyor haliyle. Bir ekmek var, herkesin gözü onda, aç. Şimdi isterseniz orada bir rekabet olur. Ama cennette böyle bir tek değil. Allah'ın rahmeti geniş, her isteyen istediği kadar, hayalin uzanabildiği kadar lezzetler Allah vereceği için. Yani bir başkalarının da o bizim 500 senelik cennette olmamız bizim istifademize engel değil. Aksine zinetlendiriyor, onların süsü oluyor. Sen bir meyveyi aldığın zaman Allah yine yerine yenisini yaratıyor. Yani o meyvede azalma olsa, ya meyvelerimi azalttın deriz. Azalma evet. Olmadığı için. Hatta dediğiniz gibi orayı süslüyorlar. Kuşlar olsa bahçemizde de hoşumuza gider. Şimdi bir şehirde bir eski gazeteci bir abimiz anlatmıştı. Dedi ki 74'te işte o Kıbrıs harekatından sonra gazeteciler bizi gezmek için izin verdiler. Ürperdim diyor. Şehirde kimse yok. Kedi köpeklerden başka. Yani insanın olması insana ayrı bir şey veriyor. Yani orada insanların yaşaması, başka insanların da bulunması, bazen arada bir sevdiğimize, bir dostluğumuza karşılaşmamız, selamlaşmamız, hatır sormamız, değil mi? O hayatı, o şehri güzelleştiriyor. Bazen insanlar gidiyorlar mesela işte Avrupa'ya, Amerika'ya, çok güzel, süslü şehirler ama kimseyi tanımıyorsun.
Sıkılıyorsun bir süre sonra memleketime dönsem diyorsun. Değil mi? Ziyaret ettiğin, tanıdığın insanlar var orada, dostların var, sevdiklerin var. Bu bakımdan yani sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte olabileceğimiz ve hayalimizden geçen her türlü lezzetin bulunabileceği geniş bir cennet herkese Allah veriyor. Herkes de orayı kazanmak istiyor. Orada Allah'ın da mülkü rahmeti geniş. Öyleyse rekabet etmeye, kıskanmaya, ya o da kazansın cennet. Herkese yer var. Herkese yer var. Hiç bunları kıskanmaya gerek yok. Beraber yardımlaşalım, birlikte olalım orada. Komşu olalım, arkadaş olalım, dost olalım diye. Yani, bu bakımdan bu kıskanma yanlış bir kıskanma bir kere şey olmayan. Yanlış yapılıyor yani. Kıskanan yanlış yapıyor. Yanlış yapılan bir duygu. Bu bakımdan yardımcı olmak lazım. O da kazansın, ben de kazanayım. Evet. Yeter ki beraber olalım. Değil mi? Dua edelim ki cennette beraber olalım inşallah. Biz de nasip etsin cennette. Siz de i̇nşallah. Sevdiğim insanlarla birlikte olalım. Ne güzel. Ama dünya imtihan dünyası işte. Hissiyatlar, duygular işte bu eserler sayesinde onları kontrol altına almak dediğiniz gibi bu hareket düsturlarını öğrenmek lazım. Öğrenmek lazım ki bu duygum yanlışmış. Bir başkası da çalışıyorsa Allah için ben ona sevinmem lazım. Evet. Şimdi devamında geçecek. Ağır bir defineyi taşırken birileri yardım etse ben memnun olurum değil mi? İslamiyet'e hizmet ağır bir defineyi taşımak gibidir. Tabii hakperest olup kendi yanlışını gördüğü anda da tövbe istiğfar kapısı açık. O hatasını düzeltmeye çalışmak her mümin, her Müslümanın vazifesi. Evet. Evet. Ahirette tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve 70 bin kasır ve huriler verilmesi ve ehli cennetten herkes kendi hissesinden kemal rıza ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki ahirette medar-ı rekabet bir şey yoktur ve rekabet de olamaz. Öyleyse ahirete ait olan amal-i salihata dahi rekabet olamaz, kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya riyakardır, amal-i saliha suretiyle dünyevi neticeleri arıyor veyahut sadık cahildir ki amal-i saliha nereye baktığını bilmiyor ve amal-i salihanın ruhu, esası ihlas olduğunu derk etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullah'a karşı bir nevi adavet taşımakla vüs'at-i rahmet-i ilahiyeyi ittiham ediyor. Bu hakikati teyit eden bir vaka. Yani Allah'ın rahmetinin genişliğini suçluyor. Niye ona veriyorsun gibi değil mi? Kıskanmak. Bir insan da Allah için çalışıyorsa ben niye onu kıskanayım? Onun ücretini Allah verecek, ben vermeyeceğim. Evet. Niye ona verme de bana ver demek gibi değil mi? Allah'ın rahmetini suçlamış oluyoruz ki çok yanlış bir duygu, dar bir düşünce. Evet. Bu hakikati teyit eden bir vaka. Eski arkadaşlarımızdan bir adamın bir adama karşı adaveti vardı. Düşmanlığı vardı. O adamın yanında senakerane onun düşmanı amel-i salihle hatta velayetle tavsif edildi. O adamın yanında o düşmanı senakerane onun düşmanı amel-i salihle hatta velayetle tavsif edildi. O adam kıskanmadı, sıkılmadı. Sonra birisi dedi, senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir. Baktık ki o adamda şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. Ona dedik, velayet ve salahat, hadsiz bir hayat-ı ebediyenin pırlantası gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu cihette kıskanmadın. Dünyevi kuvvet öküzde ve cesaret canavarda dahi bulunmakla beraber, velayet ve salahata nispeten bir adi cam parçasının elmasa nispeti gibidir. O adam dedi ki, bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Oraya çıkmak için basamaklarımız da kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. Ahiret makamatı hadsizdir. O burada benim düşmanım iken, orada benim samimi ve sevgili kardeşim olabilir. Evet, makamı hadsiz. Oradaki makamları kıskanmaya hiç gerek yok. Demek ki ihtilaf neden kaynaklanıyor? Bu dünyadaki sabit makamlara çok namzet olmasından kaynaklanıyor. Ama bizim madem ki hedefimiz, gayemiz, rıza ilahi, ahiret, o halde kıskanacak hiçbir şey yok. Gerek yok, evet.
Ey ehli hakikat ve tarikat, hakka hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. Evet, bu misali de aklımızda tutarım. Çok harika bir misal hakikaten. Evet. Sık sık hatırlamamız gereken bir misal. Evet, hakka hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. Evet, devamında ne o diyor? Defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Değil mi? Yani bazen böyle cenaze taşımada yaşarız bu duyguyu. Bakarsın 4 kişi kalmış. Evet. Bir süre sonra artık yorulursun ya, birisi gelse de biraz yükümü hafifletse dersin. Neyse ki güzel bir böyle geleneğimiz var o konuda. Hemen insanlar el atarlar. Oradaki kişilerin yükünü hafifletirler. Bu da memnun kalır. Evet. Yani İslamiyet'e hizmet çok daha ağır bir yük, ağır bir sorumluluk. Birçok iş var bizi bekleyen. Ama bir kısmına da bir başkaları el atarsa biz rahatlarız. Ne kadar eller koşsa o kadar hizmet bizim memnun olmamız bereketli lazım. Olur. Ben isterim ki ya İslamiyet'i bu insanlara Kur'an okumayı da öğrensin, İslam bilimleri de öğrensin, fıkıh bilgileri de öğrensin, camide yapılsın, İmam Hatip'te yapılsın, Kur'an kursu da yapılsın, açlara yardım edilsin, muhtaçlara yardım edilsin. Değil mi? İman dersleri verilsin. Bu kadar çok şeyler var. Hepsine alıp gücüm yetmiyor. Ben iman hizmetini yaparken, onlara iman dersleri verirken bir başkası da diğerlerini yapıyorsa Allah razı olsun ya. Ben de yapmak istiyordum ama gücüm yetmiyordu. Sen benim o yükümü hafiflettin diye memnun olmamız lazım. Evet. Yani kıskanmak çok yanlış bir duygu. Allah razı olsun dememiz lazım. Kıskanmak şöyle dursun. Gayet samimi bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirane alkışlamak lazım gelirken, nedendir ki rekabetkârane o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlas kaçıyor. Vazifenizde müttehem olup ehli dalaletin nazarında sizden ve sizin mesleğinizden 100 derece aşağı olan din ile dünyayı kazanmak ve ilmi hakikatle maişeti temin etmek, tamah ve hırs yolunda rekabet etmek gibi müthiş ittihamlara maruz kalıyorsunuz. Bu marazın çare yeganesi nefsini ittiham etmek ve nefsine değil daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak. Evet. Fenni adab ve ilmi münazaranın uleması mabeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu: eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa insafsızdır. Hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaatler olur. Nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur. Çok önemli bir düstura daha dikkat çekti. Bazen bir başka Müslüman kardeşimizle bir dini meseleyi değerlendirirken, fikir alışverişi yaparken nefsimiz bazen ön plana çıkıyor. İlla ben haklıyım. Ben sana haklı olduğumu ispat edeceğim. Tabi burada biraz nefis ve enaniyet de ön plana çıkıyor. Kendini haklı çıkarmak için başlıyor demagoji yapmaya. Hani eski tabirle cerbeze yapmaya. Şeyi olmayan delillerle inatlaşıyor. İlla ben haklı çıkacağım diye. Yani maksat hasmını ilzam etmek, mağlup etmek. Yenmek, mağlup hakkı etmek, ortaya çıkarmak bastırmak. Değil. Ha, gördün mü işte bak sana susturdum bak ha, konuşamadın. Evet. Söyleyecek laf bulamadı demek pek maharet değil. Orada önemli olan hakkı öğrenmek. Yani ben bunun doğru olduğuna inanıyorum.
Bu doğruya dayanarak, bak şu ayete, şu hadise, şu bilgiye, şu kaynağa dayanarak bunu aktarıyorum şeklinde hakkı öğrenmek. Ama bazen de biz bu konuyu yanlış biliyor olabiliriz. Karşımızdaki kardeşimizin delilleri çok daha güçlüdür. Bir ayetten, bir hadisten, önemli bir müştehidin, alimin de şeyinden, kitabından kaynak göstererek söylemiştir. Ha, orada hemen teslim olup hakka, ya ben bu meseleyi yanlış biliyormuşum, Allah razı olsun senden ki bir doğruyu öğrenmiş oldum dememiz lazım. Evet. Yoksa inatlaşıp da illa ben haklıyım demek ve hiç yeni bir şey öğrenmiyoruz. Değil mi? Ben haklı çıktım, ben bastırdım, ben susturdum demek pek hakperestlik değil. Bu arada önemli evet. olan fikir alışverişimizle, insafla doğruyu öğrenmeye çalışmak beraber. İnatlaşmak değil, tartışmak değil amaç. İşte bu düsturu ehli din, ehli hakikat, ehli tarikat, ehli ilim kendilerine rehber ittihaz etseler ihlası kazanırlar. Değil mi? Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. Ve bu feci sukut ve musibet-i haziradan rahmet-i ilahiye ile kurtulurlar. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Evet, bu ayet-i kerimeyi de Üstadımız Belizaman her dersin sonunda mutlaka zikrediyor. Malumunuz bu ayet-i kerime meleklerin okuduğu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani Cenab-ı Hak Adem'e Esma'yı okuttuktan sonra o zaman diyorlar ki ya Rabbi biz bir şey bilmiyoruz, seni tesbih ederiz. Ancak senin bize bildirdiklerini biz bilebiliyoruz. Sen aziz ve hakimsin, alim ve hakimsin. Yani burada da ben bu dersleri Kur'an ayetlerinden, hadis-i şeriflerden ders alarak bize anlattım. Ama bu hakikat bunlardan ibaret değil ya Rabbi. Yani ben ancak Allah'ın bana bildirdiklerini bilip burada naklettim. Hepsi illaki bundan ibaret değil diye de bir tevazu örneği de dersi de vermiş oluyor bize. Çünkü ayetlerin 350 bin tefsir yapılmış. Her biri farklı güzel manalar seçmişler. İlla benim anladığım doğru, başkaları yanlış dememek lazım. Başka güzel yorumlar da var. Her bir ayet-i kerime bir deniz gibi. Bizimki o denizden bir damla. Hep alimler, ulamalar öyle demişler. Mesela birçok ifadeyi Üstad Bediüzzaman kullanıyor. Bu ayetin yüz veçhinden bir veçhi de şudur ki. Yani yüz yönden bu ayeti tefsir etmek mümkün. Bir yönü de şudur deyip kendi anladığını söylüyor. İlla ki hepsi bu değil. Hani manasının bu evet. ayetin verdiği dersin hepsi bundan ibaret değil. Daha başka derslerde bu ayetten çıkarmak mümkün. Bu ayetin bahrından bir damlacık olarak aldım ki diyor. Yani bu ayet bir deniz gibi geniş manaları var. Bir damla da benim anlattığım ders deyip tevazu dersi de bize vermiş oluyor. İhlasla ilgili daha çok şeyler söylenebilir, yazılabilir, çok manalar çıkarılabilir bu ayet-i kerimelerden. Biz de bu kadarını anlayabildik, ders verebildik. Ama şu muhakkak ki bütün burada Bediüzzaman Hazretleri'nin çıkarmış olduğu düsturları önce kendi nefsimizden başlayarak sürekli tekrarlamak, tezkir etmek, aramızda da okumak, yani bunlar çok önemli. Evet. Çünkü ümmeti Muhammed'i ilgilendiren konular bunlar. Evet, burada biraz daha zamanımız var. Şimdi gene İhlas'ın ikinci bir lemması daha var. 21. lema. Bu da İhlas hakkında. Evet. Yani burada 1. 20. lemada daha çok bütün Müslümanların beraberliği için neler yapılabilir? Onunla ilgili ayetlerden, eslerden dersler verdi bize. Burada da bir grubun, bir cemaatin içerisindeki arkadaşların da bir hizmeti yaparken birlikteliklerini korumak, muhafaza etmek için neler yapabilirler, nelere dikkat etmeliler. Şimdi de onların dersini verecek. Evet. Şimdi ona biraz başlayalım vaktimizin elverdiği ölçüde. 21. lema, İhlas hakkında. 17. lemanın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken İhlas münasebetiyle 20. lemanın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lema olarak lemata girdi. Bu lema leakal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenazeu fetefşelu ve tezheberi hüküm ve kumu lillahi kanitin kad efleha men zekkaha ve kad habe men dessaha ve la teşteru bi ayati semenen kalila.
Müsaade ederseniz bu ayet-i kerimelerin kısa meallerini de bir hatırlayalım. Birinci ayet-i kerime وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَقُومَ لِلّٰهِ قَانِتِينَ Enfal suresinin 46. ayeti imiş. Meali, kavga etmeyin, çekişmeyin, dağılırsınız ve kuvvetiniz kaybolur. Ayet-i kerime bunu söylüyor bize, öğüt veriyor. Çekişmeyin, kavga etmeyin, sürtüşmeyin, dağılırsınız ve kuvvetiniz kaybolur. Ve diğer bir ayette yine aynı وَقُومَ لِلّٰهِ قَانِتِينَ de başka bir ayet. Bu da Bakara suresinin 238. ayetiymiş. Ve Allah için ibadet edenler olarak ayakta durun diye buyuruluyor. Böyle dimdik ayakta durun. Ve diğer bir ayet-i kerimede قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَ Nefsini arındıran kurtulmuştur. Ve onu gizleyen, yani terbiye etmeyen kaybeder. Şems suresinin 9 ve 10. ayet-i kerimeleri. Son ayet-i kerimede وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Sakın benim ayetlerimi az bir bedelle, yani dünyevi ücret şeylerle, ücretlerle değiştirmeyin. Bu da Bakara suresinin 41. ayetiymiş. Şimdi bu ayet-i kerimelerden alınan dersler sadedinde bize bazı hakikatleri hatırlatacak. Ey ahiret kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlasdır. Evet, tabii, tabii. Madem ihlasta, mezkür hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Evet. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ ثَمَنًا قَل۪يلًا ayetindeki nedir bu ayetin meali? Biraz önce geçmişti. Gibi, Allah'ın ayetlerini az bir ücret karşısında satmayınız. Satmayınız. Şiddetli tehditkârâne nehy-i ilahiye mazhar olup, saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakil, riyakerane, bazı hissiyatı süfliye ve menafi cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniye'nin hizmetine taarruz, hem hakaki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Yani Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin mealini, tefsirini bu şekliyle yapıyor yani. Evet. Yani bizim hizmetteki kusurlarımız, yanlışlarımız ne yapıyor? Bu ayetin masadaki oluyor. Evet. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, "İnnen nefse lemmâretun bis-sû'i illâ mâ rahime rabbi" demesiyle ne demiş?
Yani burada da Ehl-i Yusuf Aleyhisselam'ın bir duası Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani nefis daima kötülükleri bize emreder, yönlendirir. Ancak bizim Rabbi Rahimimiz bizi korur, muhafaza eder, evet. Korudu demek istiyor. Nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Evet, burada ihlasın önemini önce vurguladı ayetlerden de delillerle. Arkasından da bu kadar önemli olan bu ihlas hasletini kazanmak ve muhafaza etmek için ve ihlaslı devam etmek için bazı manileri nasıl def edeceğiz? Bunun için bazı düsturlar bize hatırlatacak. Tabii inşallah onu da bir dahaki derse bırakalım çünkü bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Bir düstur okuyalım en azından. Biraz, birinci düsturumuz. Biraz geçtik, onu bölmeyelim şeyi inşallah. Önemini vurguladık. Peki. Çünkü bir 5 dakika kadar geçti. Önemini vurguladık, hatırladık. Şimdi o düsturları sırayla bir dahaki dersimizde de hatırlayalım. Evet, değerli ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Değerli Risale okumaları seyircileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz.